Selamun aleyküm kardeş. Generatör reklam ajansı burası mıydın? Ya Masar abi bırak dalgayı ya. Alem adamsın ha. Ha, demek ki burasıdır. Oğlum Masar, sen ne gerzek adamsın be. Parayı almamışsın. Ulan para gerzek değil. Ulan bırak kafayı kodum. Dur oğlum ulan. Saçmalama ulan. Bankaya götüreceğim para. Bankaya para mı götüreceğim? Evet. Eğer hemen götürmezsen faizini sana ödeteceğim ona göre. Ver parayı götüreyim bankaya yatırım. Ha, yatırım. Şöyle al bakayım şunu. Hemen acele et biraz. Kurban özür dilerim. Ya ben sana kopa atayım sen bana para verin. Tamam hadi bas. Oksilikler dolayı senden çok özür dilerim. Şimdi hemen parayı bankaya yatırmazsam borç yapmayacak. Orada hış olayım. Tamam canım tamam. Ama böyle söylemen gerekmez. Bir de bu reklam işine bu kadar kaptırmak o kadar iyi değil. Tamam bu işin için iyi bir şey ama her zaman böyle konuşman gerekmez. Olsa benim içimden geliyor bu. Peki sen bilirsin ama daha fazla gecikme. Kardeş kurban oldum. Oralara bak. Yavrum. Bu geceyi birlikte geçirmeye ne diyorsun ha? Parayı soktan dert etme. Para bende bok gibi lan. Aman be Mazhar. Yani kimin karakterine giriyorsun? Öyle davranmak zorundasın. Sıkıcı oluyorsun ama. Kızım iyi düşün. Ben çok ciddiyim. Ben de ciddiyim. Hadi işim var artık. Aman be. Muayman. Yani bana karı mı yok? Anam zaten bana buluyor. Sen buralarda oyalan parayı yatırma da bak sonra ne diyorum. Gideyim bu ara. Ulan yine bir iş tutamadık. Vay. Ya bendeki de ama şans ha. Hem hopiste kaçtım, hem iş buldum, hem biraz manyak da olsa bir aile buldum, hem para buldum, hem de karı buldum. Yani kendimi tanımazsam ben yeşil miyim diyeceğim. Ha. Hem de espri yapmaya başladım. Neyse, bu paraları bir güzel afiyetle yerim artık. Şimdi kendime bir klip hazırlamalıyım. Kızlar, paramı alamazsınız. Vurma lan, vurma. Üstümü başımı yapmayın lan. Ulan yapmayın lan bana. Ulan vurma lan. Ne vuruyorsun lan? Parayı sana veremem lan. Ulan bu namuslu bir ara. Vurmayın kızlar, paramı almayın. Yapmayın lütfen. İyi mi? İyi. Sağ ol. Müfit, bak tekrar hatırlatıyorum. Kızla buluşmaya gidiyorsun ama motoru düzelttin mi? Aa! Müfit abi motor mu aldı? Yok canım, eskiden beri olan motorunu bozdu da. He, cırcır oldu yani. Müfit abi, istersen ben senin yerine gidebilirim yani. Hadi oradan be. Sefil proleter ya. Ben de müsaitim bak. Oraya gidip de Generation Ajans'ın şerefini beş paralık etme istersen. Hayır canım, ben iyiyim. Midem ilaç aldım, ben idare ederim. Hadi hoşça kalın. Ya alay etmeseniz de şunla. Hasta zaten. Yoldum lan. Masar, ne oldu? Ulan hırsızlar, dövdüler beni. Ben diyeyim 10 kişi sizin 261,703 kişi. İyi misin Masar abi? Ajans da bugün hastaneye döndü. Dur, geldim. Masar, sakin. Tamam, herifler bizim karı kalsın. Ulan. Dur. Beni anca bir karı yedir. Yoksa ölürüm. Abi. Masar bu ne hal? Yoksa faşistler mi saldırdı? Hem faşistler hem hırsızlar. Beni dövdüler. Ben deyim 10 kişi sendeyim. Vay alçaklar vay. Peki parayı yatırdın mı? Para ne oldu? Yatırmamıştım. Paralardan gitti valla. Hemen polise gidip zabıt tutturmak lazım. Sen de hırsızları tarif edersin. Bence de çok iyi olur gider. Buna hiç gerek yoktur Ender Bey. Yani Önder Bey. Hırsızlar benden parayı çalamadılar. Çünkü parayı çoraplarımdan sokladım. Demin çaldılar dedin. Çalamadılar diyecektim. Yedikim yumrukları etkisiyle. Ağzım yamardığı için öyle çıkmıştır o. Hadi kalk da elini yüzünü yıka kendine gelirsin. Sonra sen de Selçuk'la birlikte al şu parayı da yatırın. Benim bir işim vardı. Benim de yetiştirmem gereken bir dosya var efendim. Uzatmayın da alın şu parayı yatırın. Ben yatırırım. Fakat durumum uygun değil mi? Paran gitti mi? Şelali kızım sen de benimle birlikte odaya gel de şu elektriksiz köylülere kuponla televizyon veren gazete hakkında bir reklam kampanyası hazırlayalım. Peki, hadi kızım. Para. Ulan yine uçak kahve. Ulan uçuysa uçayım oğlum. Benim de canıma tok etmiştir. Düz duvara tırmanayım. Uçak karı, hoş geldin. Yavrum. Böyle yaparak kendini at.
affettireceğini sanıyorsan çok yanılıyorsun Masar. Ya tamam, affetme sen de, Allah Allah. Reyhanlı fingirleşmen önemsiz bir şey mi yani ha? Ya tamam, olmuştur bir hata. Benim için sen önemlisin yavrum. Sonra demeden mi, sonra demeden mi, eridi olur mu sana... Ne kadar sabret. Kimse yok, kimse yok genç şurada. Bir iş tutamıyorum kendim. Sen önce söyle bakalım, seni bu hale kimler getirdi? Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Odlarını bilmiyorum. Dev gibi böyle böyle uzun uzun adamlardı. Başıma çıkıp benden parayı istediler. Fakat ben parayı kesinlikle vermeyi reddedince beni borça, buncuk, hurda, hış ettiler. Doktora gittim. Doktor seni karı iyi eder dedi. Alçaklar! Ah orada ben olacaktım ki görürlerdi onlar. Niye? Ne yapacaktın ki onlara? Şöyle yapacaktım. Bu adamın kafası tamam mı? Nasıl yaptın bunu? Aman, bilmiyor musun? Böyle şeyler benim için çocuk oyuncağı. Ya herifler beni dövdü ya, hafızam kayıplara karıştı herhalde. Şu olayı sen bana kısaca bir anlatsana. Benimle dalga geçiyorsun ama hadi bir daha anlatayım. Ben senin karındım ya, he, öldüm. He. Ölünce de öbür tarafa gittim. Orasını anlamışım, salak mıyım? Ve üstün yeteneklerimle yağmur yağdığı zaman senin yanına gelip sana yardım etmeye hak kazandım. Fakat yapma lo. Sen şimdi ölmüş bir ruh mu sen? Sanki bilmiyormuş gibi. Hadi benim gitmem lazım. Görüşürüz. Hadi hoşça kal canım. Aman aman be. Ruh ruh. Ben yine hiç tutamadım ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tanısın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. Helale.